Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere dantel çözümler programında daha beraberiz. İsmini telaffuz etmekte zorlandığım için orada vites düşürüyorum. Fark ediyorsunuzdur. Bugün yine gündemdeki bir konuyu Risale-i Nur'dan bir metne bağlamaya çalışacağız. Bu programın amacı bu zaten. Şunu yaptığımıza dikkatinizi çekmek istiyorum tekrar. Asıl amacımız bizim metni anlamak, gündemi bahane etmek. Becerebilirsek bunu yapmaya çalışıyoruz ama gündemin şöyle bir faydası oluyor. Dikkat çekici olaylar insanların da dikkatini çekiyor. O metinlere o pencereden baktırabilirsek daha çok teveccüh ettirebilir. Belki akılda da kaldırabiliriz. O yüzden bu yöntemi bu programda denemeye çalışıyoruz. Efendim bugünkü konumuz Erdoğan'ın yaptığı bir dil sürçmesi mi diyelim, yanlış bilmemi diyelim, bir telaffuz hatası. Dostoyevski demedi de Erdoğan bugün yaptığı konuşmasında. Dostoyevski dedi. Galiba öyle söylemişti. Şimdi bununla tabii espri seven arkadaşlar çok uğraştılar Twitter'da. Ama Twitter'da, sosyal medyanın diğer öğelerinde. Ama bazıları da bundan çok acayip sonuçlara vardılar işte. Erdoğan'ın siyasetteki yetkinliğini bile o kelime hatasından, telaffuz hatasından sorgulamaya kadar çıktılar yani bu işe. Halbuki adam 20 yıldır ülke yönetiyor yani. Daha sorgulanacak nesi kalmış? Veya işte mesela Devlet Bahçeli de Ukrayna demedi de Ukrayna dedi diye yine aynı bahis açılmıştı. Bu işleri biraz espri yolla yaklaşanlara pek bir şey diyemiyorum. Onların şeyi biraz daha kabul edilebilir. Güzel bir şey olmasa da kabul edilebilir yani tavırları. Ama bir de oradan böyle şeye çıkanlar hani nasıl diyelim, aşırı yorumlara varanlar, aşırı sonuçlara varanlar bence hata ediyorlar. Bu metinde onunla ilgili olduğunu düşündüğüm bir bakış açısı var. Okuduğumuz metin, okuyacağımız metin münazaratın 508. sayfasında, daha doğrusu ilk dönem eserlerinin, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ilk dönem eserlerinin söz basıma göre 508. sayfasında münazaratın içinde geçiyor. Münazaratın olduğu bölümde geçiyor. Bir haşiye burası. Önce haşiyenin olduğu metni okuyayım. Sonra da dönüp haşiyeyi ele alalım. Haşiye önemli şeyler söylüyor arkadaşlar. Sual. Şu mecliste ne hikmet var ki o kadar taraftarsın daima söylüyorsun. Yani Bediüzzaman Hazretleri iki şeyin mezcedilmesi gerektiğini söylüyormuş. Neymiş o mezc? Yukarıda geçiyor. Fünun-u cedideyi ulûm-u medaris ile mezc ve derc. Fünun-u cedideyi yani yeni fenleri, bilimi. Bugünkü işte fizik, kimya, biyoloji vesaire bunlar gibi düşünün veya alt katmanları. Onları ulûm-u medaris ile, medrese ilimleri ile mezc ve derç yani beraber okumak, beraber eğitimini almak. Ve lisan-ı arabi vacip, kürdi caiz, türki lazım kılmak. Lisan-ı arabi vacip yani öğrenmek gerekiyor, vacip bir lisan. Kürdi caiz, kürdi lisanını da tabii bu doğuda, hayal ettiği Medrese-i Zehra hakkında söylüyor. Kürdi caiz. Bunlar da kullanılabilecek bir dil olabilir. Türkiye'yi lazım kılmak. Türkiye'yi de orada öğretmek lazım. Türkçe lisanını da lazım onlara da diyor. Yani ama asıl sorulan şu soruda. Fünun-u Cedide ile Ulûm-u Medaris-i Mezc. Bunu Üstad Hazretleri çok söylüyormuş. Soruda da diyor ki sual. Şu mezce ne hikmet var ki o kadar taraftarsın daima söylüyorsun. 4 cevap. 4 kıyası fasit, pardon, 4 kıyası fasit, böyle telaffuz edilir. 4 kıyası fasit, fasit kıyas, geçersiz kıyas, yanlış kıyas ile hasıl olan safsatanın zulmünden muhakeme-i zihniyeyi halas etmek. İnsan muhakemesini 4 fasit kıyasın safsatasından, karanlığından korumak için diyor. Meleki felosofhanenin taklidi tüfeylaneye ettiği mugalatayı izale etmek. Yani felosofhane, meleki felosofhane ne? Yani felsefe yapma melekesi ya da filozoflaşma melekesi mi diyelim? Burada nasıl verilmiş manası? Meleke özellik diye mi verilmiş? Filozoflar gibi ilimle bağlantılı meleke elde etme. Yani filozof mesleğinde gitme. O şeyi kazanma. Fakat onları taklidi tüfeylaneye, yani taklidi tüfeylane ne? Çocukla taklit etmek diye düşünüyorum ben. Taklidi tüfeylane, acemiler gibi taklit etme. Yani filozof değil ama filozofmuş gibi yapıyor. Aydın değil ama yarı aydın.
bir şeyi tam bilmiyor aslında. Bilmek istiyor, özeniyor. Entelektüel diyoruz ya. Belki öyle değil ama onlar gibi olmak istiyor falan. Bilmiyor da biliyormuş gibi yapıyor veya az biliyor, yarım biliyor, mevzuyu tam bilmiyor. Diyor o melekeyi filozofane, o öyle çocukça taklit edenlere, amatörce taklit edenlere bir mugalata ediyormuş. Yani bir cerbeze çeviriyormuş, bir laf salatası yapıyormuş, bir kafaları karıştırma yapıyormuş. Mugalata neymiş burada gene geçiyor. Safsata, demagoji, aldatmak maksadıyla yanıltıcı sözler söyleme. Demek ki fenle, medrese ilimli, fen ilimleriyle medrese ilimlerinin beraber okutulması bazılarının basit zihinlilerde yaptığı cerbezeyi tedavi etmek içinmiş. Peki neymiş o cerbeze? Dört kıyası fasitmiş o cerbezede. Onun ham maddesi, malzemesi dört kıyası fasitmiş. Bunlarla bu iş yapılıyormuş. Kafalar karıştırılıyormuş, beyinler bulandırılıyormuş, kandırılıyormuş insanlar bu dört kıyası fasit ile. İşte bu dört kıyası fasit neymiş? Onu Abdülmecid abi buraya haşi olarak not almış. Onları okuyalım. İşte o kıyaslar, o dört kıyas fasit, insanları aldatan, aldatmaya yarayan, beyinlerini bulandıran, kafalarını karıştıran, yanlış yönlere sevk eden dört kıyası fasit, dört yanlış kıyaslama, dört yanlış ölçü. Maneviyatı birincisi, maneviyatı maddiyata kıyas edip, maneviyatı maddiyata kıyas edip, Avrupa sözünü onda dahi hüccet tutmak. Bir, kıyası fasit. Mesela bir bilim adamı, adam diyelim ki fizikçi, kimyacı. Bu adam Allah'ı inkar ediyor. Onun sözünü sanki dinde de geçerliymiş gibi sanmak diyor. Halbuki o adam tamamen başka bir şey, başka bir meslekte. Maneviyatı maddiyata kıyas edip Avrupa sözünü onda dahi hüccet tutmak. Sizi İslam geri bıraktı. Sen bunu söyleyebilecek şey demişsin, liyakat demişsin mesela acaba gibi. Maneviyatı maddiyata kıyas edip Avrupa sözünü onda dahi hüccet tutmak. Kendi dinimizi veya kendi inanışımızı onların sözüyle değerlendirmek mesela. Yanlış bir şey aslında. Hem bazı fünunu ikincisi, hem bazı fünunu cedideyi bilmeyen ulemanın sözünü, bak hem bazı fünunu cedideyi yeni ilimleri, bilimleri bilmeyen ulemanın sözünü ulumu diniyede dahi kabul etmemek. Adam, alim, İlimlerde de yetkinlik sahibi, İslami ilimlerde, fıkıhta vesaire veya hadiste veya işte kelam ilminde. Ama bilmiyor, fizik okumamış, kimya okumamış, biyoloji okumamış. Onları bilmiyor diye onlardaki ifadelerde belki işte Erdoğan'ın yaptığı gibi Dostoyevski diyemiyor da Dostoyevski diyor diye. Mesela oradaki ifadeyi yanlış kullanıyor, o kelimeyi söyleyemiyor. Ukrayna diyemiyor da Ukrayna diyor diye. O adam ya bu anlamıyor bu işlerden demek mesela buna göre hatalı. Niye? O kendi alanında biliyor olabilir her şeyi. Bu alanı bilmiyor sadece. Bir daha okuyorum. Hem bazı fünunu cedideyi bilmeyen ulemanın sözünü ulumu diniyede dahi kabul etmemek. Bilmiyor ya bak biyolojiyi bile bilmiyor. Bak kimyadan bahsediyordu kelimeyi yanlış söyledi. Alınmaz bu adamın sözü. Tamam o kimyayı bilmiyor olabilir de. Ama bak kendi mesleğini çok iyi biliyor, eğitimini almış. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri rahmetullahi aleyh, İmam-ı Şafii Hazretleri rahmetullahi aleyh bugün yaşasalar bu bilimsel kelimeleri, bu işte bizim 40 kere dilimizi kırarak böyle konuştuğumuz şeyleri söyleyebilecekler miydi? Biliyor olacaklar mıydı? Yok bilmeyeceklerdi. Ama sen yine dinin için onlara mecbursun. Çünkü o alanı biliyorlar. İşte o onu bilmiyorsa bundan da anlamıyordur. Bu kıyası fasit, yanlış kıyas. Yukarıdaki de birincisi de yanlış kıyastı. Maneviyatı maddiyata kıyas edip Avrupa sözünü onda hüccet tutmak. O da yanlış kıyastı. Bu ikincisi de yanlış kıyas. Hem de bazı fünunu cedideyi bilmeyen ulemanın sözünü ulumu diniyede dahi kabul etmemek. Hem de fünunu cedidede mahareti için gurura gelip bak. Hem de fünunu cedidede yeni ilimlerde, bilimlerde, seküler alanda mahareti için bunları iyi biliyor. Gurura gelip, kibirlenip, aldatıp kendisini, dinde de nefsine itimat etmek. Bak bugün bu çok var arkadaşlar. Adam dini ilimlerde hiçbir yetkinliği yok. Adı doktor, adı cerrah.
Böyle tipler de var. Geçenlerde bir tanesinin konuşmasını dinledim. Yani şeyi hakkında konuşuyor, tasavvuf hakkında konuşuyor, sufilik hakkında konuşuyor. Yani züccaciyeye girmiş fil gibi, bilmiyor. Ezber etmiş bir şeyler, onlarla suçlama yapıyor sürekli. Sen doktor olabilirsin, sen bilim adamı olabilirsin ama sen bu alanı bilmiyorsun. Bu alanda konuşmak için bu alanın uzmanı olmak lazım. Bu alanda ihtisas sahibi olmak lazım. İşte bu önemli. Hem de fünunu cedide de mahareti için gurura gelip dinde de nefsine itimat etmek. Hem de dördüncüsü de bu. Hem de selefi halefe maziyi hale kıyas edip haksız itirazda bulunmak gibi fasit kıyaslardır. Hem de selefi halefe maziyi hale kıyas edip haksız itirazda bulunmak gibi fasit kıyaslardır. İşte mesela diyelim dedelerimizin şartları farklıydı, bizim şartlarımız farklı. Ya bunlar nasıl adamlarmış da şunu yapamamışlar demek bu fasit kıyas. Adam kendi şartlarında belki büyük şeyler başardı. Ama senin şartların başka. Ya işte bir aspirini bile nasıl bulamamışlar? Ya onlar kendi şartlarında ne güzel şeyler bulmuşlar. Şimdi sen bu şartlarda o şartları sorgularsan, onları sorgularsan yanlış zeminde yanlış bir sorgulama olur. Bu da kıyası fasittir. İşte Abdülmecit abi burada dört tane fasit kıyası açtı. Bediüzzaman Hazretleri'nin münazaratta zikrettiği dört kıyası fasit neymiş? Burada bize ders verdi. Burada ayrıca işte gündeme dair meselelerde bir ders var. Bir insan kendi alanı olmayan, branşı olmayan, uzmanlığı olmayan bir konuda yanlış bir şey söyleyebilir. Evet, hatalıdır o konuda. Ama bu yanlışı onun her alanda meziyetsiz olduğu, bilgisiz olduğu, cahil olduğu anlamına gelmez. Sadece o konunun cahil olduğu anlamına gelir. Belki de o konunun ilgili olduğu alanı bilmiyor anlamına gelir. Onun dışında kendi alanında, kendi yetki ne diyelim çerçevesinde belki çok iyi iş yapıyor olabilir. Cemil Meriç merhumun Umurandan Uygarlığa da bir sözü var. Makyaveli incelerken Makyavel üzerine bir yazısında geçiyordu galiba. Şöyle bir cümle, manaca nakledeyim. Bazen diyor pratik bir insan bir bilgeden daha iyi idare eder devleti. Şimdi devlet idare etmek başka bir şey. Harun Reşit İmam-ı Şafii'nin dengi miydi rahmetullahi aleyh? Değildi elbette. Ama Abbasi halifesi oydu. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh de imamdı. Manevi olarak elbette İmam-ı Şafii Hazretleri üstündü. Ama devletin de idaresi Harun Reşit'ti yani. Yapacak bir şey yok. O görevler tevdi edilmiş, paylaştırılmış ümmet arasında. Ona o düşmüş, buna bir düşmüş. Yapacak bir şey yok. Yani buradan çok büyük sonuçlara gitmeyelim. Küçük hatalardan büyük şeylere varmayalım. Bunlar kıyası fasitlerdir. Bediüzzaman Hazretleri bizi uyarıyor bu kıyası fasitlere karşı. Ayağımızı yanlış atmayalım arkadaşlar. Efendim bir entel meselelere, dantel çözümlerden de bu kadar. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.